ilgili Sayın Dernekler İl Müdürüm, kıymetli hazirim, çok değerli hanımefendiler, mübarek Ramazan-ı Şerif'in ayın hemen öncesinde, arefesinde kutlu zamanlardayız. Şaban-ı Şerif ayındayız. Ve Ramazan-ı Şerif'i böylesine hayırlı bir etkinlikle karşıladığınız için emeği geçen bütün gönül dostlarımız, kökü asr-ı saadette, dalları bugünün postmodern dünyasında, yani zamanın ahirinde bulunan büyük bir çınar ağacıdır Semerkant Vakfı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra hicretin maddi yolculuk boyutunun kapandığını ifade buyurmuşlardır. Sonraki asırlarda ve günümüzde hicret çirkinden güzele, yanlıştan doğruya, haramdan helale, zararlı davranışlardan salih amele, nefsin heva ve heveslerinden Allah'ın rızasına, karanlıktan aydınlığa doğru yapılan manevi gönül yolculuğunun adı olmuştur. Günümüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar uzanan temiz ve pak silsilemizin gayeleri, ehli sünnet omurganın muhafaza edilmesi, milletin hak ve hakikate çağrılmasıdır. Yani din gayreti ve irşattır. Devletin korunmasıdır, vatanın savunulmasıdır. Gayemiz Cenab-ı Mevla'nın rızasını tahsil etmek, Resulullah Efendimizin şefaatine ulaşmaktır. Bu gaye doğrultusunda gösterilen fedakarlığa ve gayrete dair geçmiş asırlar boyunca gerçekleşen binlerce örnek verilebilir. Ama en yakın örnek hafızalarımızda tazeliğini koruyan 15 Temmuz hain darbe girişimidir. Millet olarak derin bir travma yaşadığımız 15 Temmuz'da Semerkant Vakfı gönüllüleri hiç tereddütsüz ve fi sebilillah, yalnız Allah rızası için devletimizin emri doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da göğsünü mermilere siper etmiş ve bedenini tank paletleri altına atmaktan çekinmemiştir. Ömer Halis Demir kardeşimiz ve Erol Olçak ağabeyimiz başta olmak üzere onlarca şehidimiz şehadet şerbeti içen diğer güzide vatan evlatlarıyla beraber milletimizin kalbindeki en kıymetli makamlarda misafir edilmektedir. Bir tarafta milletimizi etnik olarak ayrıştırarak vatanımızı bölme hevesinde olan bölücü teröristlere, diğer yanda Müslümandan gayrı herkesle dostluk kuran ve işbirliği içinde olan itikadi sapkınlara
ve dahi postmodern münafıklara karşı mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Çok büyük bir mirasa sahibiz. Aziz milletimiz, şanlı tarihimizden gelen mirasın, bu büyük mirasın yükünü omuzlama misyonuna sonuna kadar sahip çıkma ve bu uğurda her türlü fedakarlığa katlanma gayretini göstermektedir. İlahi kelimatullah için nizam-ı alem davasının gereğini yerine getirmek üzere ayrılıkları bir yana bırakmak, hep birlikte birbirimizi muhabbetle kucaklamak ve sayı gayret göstermek zorundayız. Unutmayalım, coğrafyamızın sınırları 782 bin kilometreden ibaret değildir. Coğrafya deyince kastedilen maddi sınırlar değil, milletimizin gönül coğrafyasıdır. Mevla-i Zülcelal tarafından milletimize taksim edilmiş sınırlar çok daha büyüktür. Erenlerin, Allah dostlarının nefeslerinin ulaştığı her yer bizim sınırlarımız içindedir biiznillah. Dünya üzerinde gadre ve zulme uğrayan yüz milyonlar gözlerini Türkiye'ye çevirmiş, dua fısıltılarında sancağın düştüğü yerden kalkmasını ve kıyamete kadar hüküm ferma olacak bir medeniyet inşasını beklemekteler. Vatan şairi Namık Kemal'in dizelerinde bu hakikat şöyle resmedilmektedir. Osmanlı adı her duyana lerze resandır. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Evet, ezilmiş, sömürülmüş ne kadar millet varsa adaletin temsilcisi Osmanlı'ya hasrettir bugün. Gözlerini Anadolu topraklarına çevirdiklerinde görmeyi ümit ettikleri manzara ise Osmanlı kadar büyük, Osmanlı kadar güçlü ve heybeti tüm dünyaca bilinen bir Türkiye'dir. Sadat-ı Kiram'dan 15 Temmuz sonrasında şöyle bir dua talebinde bulunuluyor. Efendim, dua buyursanız da ülkemiz Osmanlı gibi güçlü olsa. Gelen cevap şudur: İnşallah Osmanlı'dan da büyük olacak. Dahildeki hainlerin, hariçteki düşmanların oynadığı tüm vicdansız ve alçakça oyunların engellemeye çalıştığı netice inanıyoruz ki budur. Allah dostlarının duaları engin, yüce ve âli himmetleri ile devletimiz ve milletimiz bu kutlu hedefe en karibu zaman ulaşacaktır inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Semerkant Vakfı gönüllüsü ağabey ve ablalarıma bu şenliğin açılması sürecinde göstermiş oldukları gayret ve desteklerinden, fedakarca çalışmalarından ötürü teşekkürü bir borç bilirim. Mevla-i Zülcelal hayırlarımızı, hizmetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul buyursun ve işlediğimiz salih amelleri nefsimiz ve neslimiz ile ateş arasında perde eleyip Evliyaullah'ın kapısından bizleri iki cihanda da ayırmasın inşallah. Saygılar sunuyorum. Bazen konuşmadan da anlaşır hal ehli bilenler. Cenab-ı Mevlam ehli hal olmayı nasip etsin. Çok kelamsız, az konuşarak çok söylemeyi lüstur edenlerden eylesin. Söylediği zaman da sözü tesirli olanlardan eylesin. Semerkant'ın, Ötüke'nin, Buhara'nın ne anlama geldiğini iliklerine kadar hissedenlerden eylesin. Maturidi denildiğinde, Semerkant denildiğinde Yesevi geleneğinin nereden geldiğini, alplerin nasıl alperen olduğunu anlamayı nasip edenlerden eylesin. Fıtrat değişir ama sanma o kan yine aynı kandır derken, oradaki kanın sadece damardaki kan değil, bir iman, ülkü, bir dava olduğunu bilenlerden eylesin. Hepinizi çok seviyoruz. Allah var etsin. Çok değerli milletvekilim,
Semerkant'ımızın çok değerli başkanı, tüm siyasetimizin başkanı, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, bu güzel günde bizi bir araya getirdiği için çok değerli Semerkant'ımızın Osmaniye temsilcisine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Evet, sözlerin en güzeliyle Rabbimin kelamıyla başladık. Üzerine Oğuzhan hocamız çok güzel sözler söylediler, dillerine sağlık. Ruhi hocam, o da çok güzel bunu süsledi. Söyleneceklerin özünü söylediler. Zaten Mikail kardeşim gerçekten çok güzel bir hatip. Sesiyle, sözleriyle çok etkiledi. Ama Semerkant'ımızın hayra davet programı, adı zaten güzel. Hem dinimizin emri hayırda yarışınız demiyor mu? Hem Efendimiz hadislerinde hem de Rabbim ayetlerinde hayırda birbirinize yarışın diyor. Ben bu Osmaniye Semerkant Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bu kermesin, hayır kermesinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Başka bir şey olanlar her kılığa girerler. Devletin içinde hücrelenirler. Adilik yaparlar, ihanet ederler. O sebepten dolayı milletin manevi varlığını, manevi iklimini samimiyetle temsil edenlerden eylesin Cenab-ı Allah. Adı her ne olursa olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlar vesile olsun inşallah. Sizleri en güzele emanet ediyoruz, muhabbetle kalın efendim.